Limanı tabii geçmişe göre 7-8 kat daha fazla yolcu taşıyor hale gelmiş olmakla birlikte çok istediğimiz sayıda sefer yok, onu biliyoruz. Ankara'ya sürekli var. Özellikle Trabzon, İzmir, Antalya talebinde bulundu arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar, geçmişte Türk Hava Yolları veya havacılık sektörü serbestleşmeden önce şöyle bir karar alınıyordu. Bakanlık Türk Hava Yolları'na şuraya uç diyordu, onlar da uçuyordu. Ama gördük ki o yöntemle ne Türk Hava Yolları bir dünya markası olabiliyordu, ne biz ülkede insanımızı özellikle hava yolu taşımacılığı ile tanıştırabiliyorduk. Ancak serbestleşmeden sonra rekabet ortamına bu sektörü açtıktan sonra Türk Hava Yolları dünya markası oldu, ama bununla da yetinmedik. Bunun yanında 3-4 tane daha değerli, dünya çapında hizmet veren firmamız var artık. Yapacağımız şu, bütün bu firmalara özellikle benim kendi arkadaşlarımı da çalıştırarak Trabzon, İzmir, Antalya ilgili bir çalışma yaptıracağım. Buradan bu dediğimiz illere yeteri kadar yolculuk çıkar mı? Tabii siz şöyle öngörüyorsunuz. Ya işte 20 kişi, 30 kişi her gün Trabzon'a uçuyor. Ama her gün Trabzon'a buradan bir uçak kalkabilmesi için işte 130-140 kişilik asgari uçağa dolduracak bir yolculuk olması gerekiyor. Bunun analizini yaptıracağız. Olursa memnuniyetle, sonuçta piyasa serbestleşmiş. Onlar da bu pazarı gördükten sonra bu pazara giriyorlar. Ancak da başka illerden gelen ve bizim yaptığımız etütler sonucundaki raporları dikkate aldığımda, söylerken kolay söyleniyordu da hayata geçirilirken ne yazık ki bu yolculuk değerlerini yakalayacak bir ortam bulamıyoruz. Ama keşke bulsak. Dolayısıyla Çorlu Havalimanı'ndan çok daha fazla uçuş olsa. Bunu çalıştıracağım. Bunu özellikle söyleyeyim.